Kitabınız iş dünyası ile ilgili evet. bir kitap. Yani burada e, neyi anlatıyorsunuz? Biz e, halo etkisi sadece bir basit ve hemen e, dinen Hı -hı. geçen bir e, ön kabul değil, ömür boyu. Evet. Bu yüzden kazıklanıyor olabiliriz. Çok yani e, sevgililikte, evlilikte, e, büyük alışverişler yaparken, e, şirket ortaklıklarında. Büyük satın alımlarda, okulda, her yerde, her yerde, her yerde. Bu uzun bir etki değil mi? Yani biz en azından, biz bunu uzatıyoruz. Yani bu halo etkisini... Uzatmak zorundayız bu arada. Yani zorundayız, neden? Zorundayız çünkü e, tüketim şeyinden, perspektifinden anlatayım. Çünkü başka türlü karar veremeyiz. Günde 40 bine yakın mesaja maruz kalıyoruz ve mesajları işlememiz lazım. Mesajları da işlerken kısa yollara başvurmazsak ki halo efekt o kısa yollardan sadece bir tanesi aslında işin hı. temelinde kusurlu zihnimiz var. Hı hı. Ama bu kusur dediğimiz şey aslında bizi hayatta tutan şey. Dolayısıyla bu kadar karar karar vermemiz gereken, hızlı karar vermemiz gereken, çok hızlı resetlendiğimiz, bir cep telefonunda yaşadığımız ve bir programı şöyle bir kaydırmakla bambaşka dünyalara girdiğimiz bir dünyada hızlı karar vermek istiyoruz. Hızlı karar verebilmek için bu tarzdaki kusurlara ihtiyacımız var. Yani şöyle düşünün ben tüketim e, perspektifinden az ver dediğim gibi anlatınca 40 bine yakın mesaja maruz kaldım da neden nereden? Instagram'dan. Şey, o Instagram'dan, oradan, ee, sokakta, buradan, dışarıdan mesaj. E, her gün falan her şey, şey şöyle düşün hayatınızı düşünün. Hı. Yani günde 40 bine yakın mesaj geliyor. Sevgilinizden de olabilir, arkadaşlarınızdan da Kim olabilir. Kim ama bu yani sokakta dolaşan bir adam ya ha, biraz evet, şey yapar ya da ee, yani sadece e, billboardlara bakan şuna bu TT'ye bakan şey, her şey her şey ama e, günde 17 saat Instagram'da kalan tipe kaç bin geliyor. O daha da çok. O daha da çok. Zaten resitten resitten ee, korkunç bir şekilde evet. gidiyor. Dolayısıyla aslında işin temelinde hayatta kalma dürtüsü var. Hayatta kalmamız için hızlı karar veriyor olmamız gerekiyor. Onun için ister halo efekt isterseniz diğer kusurlardan bahsedin. Bu kusurlara ihtiyacımız var ki Hızlı karar verebilelim ve hayatımıza devam edebilelim. Hatalı karar veriyoruz, evet. Hızlı karar verdiğimiz için çok hatalı kararlar veriyoruz. Az evvel birkaç tanesinden bahsettiniz ama böyle olmak zorundayız. Aksi taktikte hayatta kalamayız. Peki Instagram'da örnekse influencerlar üzerinden dönen ticarette burada hayatta kalmayı da ayırmak lazım. Çünkü siz hayatta kalmayı yüzyıllardan beri gelen sosyal antropolojik bir... Evet, bir şey olarak, olgu olarak koyuyorsunuz ama bir yandan da alışverişi hiç bırakmayan, yani alışverişin markete, şuraya buraya gitmeyen, alışveriş merkezine girmeyen, sabahtan akşama kadar Instagram üzerinden ya da internet üzerinden alışveriş yapanlara baktığımızda aslında bunların, yani hayatta kalma tırnak içerisinde burada artık eski bir, Antropo, sosyal antropoloji ögesi olmuyor mu artık bunun artık hayatta kalma gibi bir şey yok. Ya birebir o tanımı bakarsak. Öyle ama bir şey bir tüketim derken e, Okan Bey sadece tüketimi sadece ürün tüketimi olarak e, anlatmıyoruz. Hmm. Motivasyon, hmm. duygusal tüketimden de bahsediyoruz. Hmm. Dolayısıyla hmm. orada duygusal ihtiyaçlarımızı karşılamak için benim o o kısa yollara hmm. ihtiyacım var. Şöyle söyleyeyim bir kavram koyayım ortaya. Seçim mimarisi var. Ben hatta şöyle başlayayım. Bir daha söyleyin. Seçim mimarisi diye bir şey var Hı -hı. beynimizde. Hı -hı. Biz sonuca en kısa yoldan gitmek istiyoruz. Hı -hı. Hatta kendi geçmişimden başlayacağım. Yani anlatmaya mesela. Ben Lütfen. komünist bir ülkede doğdum. Yugoslavya'da doğdum. Hı -hı. Bütün o iç savaşları gördüm. Bizim için e, her şeyin tek markası vardı. E, dolayısıyla bizim için markalar ve şey dünyası demokrasi demekti. Biz... Kendi aramızda hipermarketleri konuşurduk. Almanya'da hipermarketler varmış. Vay be, Gidip böyle bol bol ürünler görürmüşüz Çünkü Hı. bizde her şeyin tek markası vardı. Devlet de her şeyi kontrol ediyordu. Dolayısıyla bizim kafamızda o zaman ürün bolluğu Hı. eşittir demokrasi. Ama şimdi artık o dönem bitti. Girdiğimizde zaten bir yere her tarafta bizi tüketmeye zorlayan bir dünya var. Ben bir rafın önünden dahi geçtiğimde onlarca süt markasıyla karşı karşıya kaldığımda benim zihnim bana yardımcı olmak zorunda. Bunun için bu efektleri önüme atıyor ve diyor ki uğraşma, düşünme. Bak ben sana kısa bir yol verdim. Bu kısa yol üzerinden, otopilot üzerinden karnı ver. Elini uzat, ürünü al ve yoluna devam et. Hı. Onun için bizim seçim marisinde, şimdi geleceğim dijital sorunumuza. Dijitalde peki bu seçim marisi nasıl çalışıyor? Bu kısa yollar nasıl çalışıyor? Bir kere yankı odaları üzerinden çalışıyor. Neden biz bu şeylere, bu Instagram ürünlerine bu kadar tapıyoruz sorusunun cevabını şöyle vermeye çalışayım. Şimdi arkada bu biz bu sosyal mecralara girdiğimizde özgür bir dünyaya girdiğimizi ve istediğimiz gibi davrandığımızı düşünüyoruz. Ama arka tarafta bir algoritma var bir yazılım var ve bu yazılım ne yapıyor? Bizim bıraktığımız izler üzerinden kimlere benzediğimizi saptıyor. Ve bir zaman sonra bizim benzerleri sadece bize göstermeye başlıyor ve böyle başlayan geniş ve o özgür dünyamız darala 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 bir tane odanın içine kapanıyor. Ve bu odanın içinde artık ben... Eski Yugoslavya'ya geri gidiyor Aynen, herhalde. aynen. Ben ve benim benzerlerimle bir aradayım. Dolayısıyla dijital dünya zaten sizi kodladığı için hangi fenomenlerden de hoşlanacağınızı bildiği için siz zaten o odanın içine attığı anda sizin zaten başka bir şansınız yok. Oradan hem duygusal tatmini alırsınız hem onun önerdiği ürünü alırsınız. Çünkü zaten siz o ünlüye o dijital ünlüye zaten gönderilmişsinizdir. Zaten bıraktığınız izlerden kimden hoşlanacağınız. Çoktan saptanmıştır ve sizler bir araya getirilmişsinizdir. O yankı odasında e, siz hem duygusal tatmin alırsınız, hem o kişinin size verdiği ürünü alırsınız. Çünkü birbirinize çok benzersiniz. Hem de aynı zamanda özgür olduğunu düşünürsünüz. Ve e, en evet. kötüsü de özgür iradenize kar verdiğinizi düşünürsünüz. Evet, evet, evet. evet.